çok fazla milli muharip uçakla ilgili soru alıyoruz ve milli muharip uçağı tabii TUSAŞ önderliğinde gidiyor ama en kritik noktalarının başında motor geliyor. Motor da TR motor üzerinden proje devam ettiriyor. Osman hocamız yanımızda. Hocam geçen sene imzayı attığınız savunma sanayi başkanlığımızda tören oldu. Bir sene. Bu bir sene nasıl geçti? Bize biraz özetleyebilir misiniz? Biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'nin en kritik projelerinden birisi milli muharip uçak projesi. Milli muharip uçakla ilgili TAİ yaklaşık bir yıldır gövdenin tasarımı ve platformun ortaya çıkması için çalışmalar yapıyor. Zaten MOKAB ile ilgili de piyasada görüyorsunuz çalışmalar. Çok heyecan duyduk. Teknofest'te gördük ve MOKAB'ı. Ciddi bir çalışma TAİ tarafından MOKAB'ı gösterilen uçağın bütün teknolojik donanımlarıyla birlikte Türkiye'ye yakışan gerçekten milli muharip uçağımızın tasarımı hızla devam ediyor. Bir taraftan tabii daha önce TAİ platforma başlayınca platform tasarımına motorla ilgili de çalışmalar TAİ'nin içinde devam ediyor iken savunma sanayimizin verdiği kararla birlikte motor tamamen ayrı bir yüklenici firma tarafından yürütülmesi gerektiğine karar verildi ve şu anda bu çerçevede TR Motor Anonim Şirketi kuruldu. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde ve Yönetim Kurulu Başkanı Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Bey, ben de Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürüyüm. Tabii Milli Muharip Uçağı'nın motoru, daha doğrusu havacılık motorları, kritik teknolojilerin doruğa çıktığı alanlar. Bu alanlarda gerçekten hem tasarım, hem malzeme, hem uluslararası rekabette ipi göğüsleyecek, fark yaratabilecek bir motor olabilmesi açısından bütün TAİ, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TR Motor bütün gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Tabii son kullanıcı olarak da Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Belki tabii, de yabancı ortaklar da gelecek inşallah projeye. Tabii ki yani şu anda dünyaya baktığınız zaman bu tür havacılıkla ilgili çalışmalar hem ciddi kaynak isteyen, hem ciddi insan kaynağı isteyen, hem ciddi finans kaynağı isteyen ve de kritik teknolojilere dönük sub sistemler dediğimiz alt sistemlerin üreticisi olan tedarikçi gücümüzün de çok güçlü olması gerekiyor. Bir taraftan alt sistem tedarikçileri, bir taraftan mühendislik kabiliyetimize olan hem akademik hem de mühendislik firmaları, bir taraftan da bu alanda uzman dünyada çalışan gençleri artık toplamaya başladık. Şu anda TR Motor bünyesinde yurt dışı ve yurt içinden gelen mühendisler tasarıma başladılar ve TAİ platform tasarımı yaparken bütün motor gereksinimlerimi de TR Motor sağlamaya başladı. Tabii kamuoyunda Türkiye bu motoru kendi mi yapacak, uluslararası firmalarla mı yapacak, nasıl bir yol haritası izleyecek diye bu takip en yetkili ağızdan sizlerden duymak isteriz bunu. Şey yapıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız da bununla ilgili çok açıklamalar yaptı. Türkiye yetişmiş insan kaynağı ve akademik camianın birikimi, uluslararası mühendislik firmaları ve kendi Türkiye'nin içindeki yerli tedarikçiler ve uluslararası tedarikçilerle şu anda bu çalışmayı yürütmeye başladı. Siz de biliyorsunuz ki bu alanda dünyada çok fazla ülke yok. Kritik bir teknoloji tabii. Çok kritik bir teknoloji ve çok kritik bu teknolojinin de ciddi anlamda uzun süreli sürdürülebilir bir ekosistem içinde üretebilen birkaç ülke var. Bu ülkelerle de bu projelerin sağlıklı yürümesi için gerek know-how desteği, gerek birlikte tasarım, gerek birlikte üretim, gerek ortaklık gibi süreçler Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve görüşmelerimiz yapılıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde, dünyanın bütün firmalarıyla görüşmeler yapıldı ve yapılıyor. Tabii bu süreç uzun sürecek süreç. Bu kritik uzun kritik ve biraz da biliyorsunuz dış ilişkileri de etkiliyor. Uluslararası ilişkileri de etkiliyor. Ama biz teknokratlar olarak hangi ülkeden ne alabiliriz? Hangi ülkeyle bu işi iyi yapabiliriz? Ve bu hangi ülkenin teknolojisi kıyasladığımızda nasıldır? Sadece tasarımı değil, ciddi anlamda malzeme teknolojisi de gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye
şu bir yıllık süreç içerisinde ciddi anlamda bir insan kaynağı topladı. Ve Türkiye'nin bu TÜBİTAK olsun, YÖK olsun ve bazı kamu kurumları olsun, yurt dışından dönen beyin göçünü Türkiye'ye gerçekten odaklı, yani hangi alanda iş yapacak ve geldiğinde bu beyin göçünden yararlanarak ve bu projelerden yararlanarak Türkiye'ye dönen akademisyenler, uzmanlar hangi alanda çalışacak dediğimiz zaman yoğunlukla havacılık sektörü çıkıyor. Ve gerçekten inşallah Türkiye şu süreçte yeni başladığı için biz daha altyapı oluşturmak adına bir taraftan devam ederken bir taraftan da dünyadaki beyin güçlerin göç yapmak üzere bütün insanlarla temastayız. Kaç kişi oldunuz TR Motor'da şu ana kadar? Şu anda yaklaşık 80 civarındayız. Ama sürekli zaten birden yoğun bir insan kaynağı almak adına stratejimizi bir belirleyelim. Hangi firmayla yürüyeceğiz ona bakıyoruz. Mühendislik kabiliyetimizin yanında uluslararası birliktelikler ne olacak? Bir taraftan da bu süreçleri takip ediyoruz. Bu süreçlerin netleşmesine yaklaştığımız takdirde biz hangi ülkede kim var, nerede ne beyin göçü yapabileceğimiz insanlar var, gelin dediğimizde bu insanlar gelebilecek durumda mı? Tabii. Bunlarla ilgili bütün aileleri, çocukları, beklentileri, Türkiye'deki bu teknolojiyle ilgili yetişmiş insan kaynağının sınırlı olması hasebiyle hep yetiştirdiğimiz insanlar yurt dışında bu ülkelerde, bu firmalarda çalışıyorlar. Bunlarla ilgili bütün görüşmelerimizi yapıyoruz. Ben şuna inanıyorum ki Türkiye bu işe karar verdikten sonra bu işi yapabilecek yetişmiş insan kaynağı da uluslararası mühendislik firmalarıyla işbirliği de yerli sanayinin üretim ve alt sistemlerin geliştirilmesi anlamında da ciddi bir kabiliyetimiz var. Biz inanıyoruz ki bu proje kısa sürede Türkiye'nin en kritik projelerinden biri ve muhakkak en fazla insan istihdam eden mühendislik firmalarından birisi ve tabii ki alt sistemler için, üretim için yerli sanayinin de kabiliyetini geliştirmek adına onların da bu sektörde sektörün gereksinimlerini, üretimdeki o hassas toleransları yakalayabilmek adına ciddi bir üretim mühendisliği anlamında da özel sektörün güçlenmesi ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kağıt üzerinde tabii uluslararası ilişkiler, ortaklıklar bunlar çok bir ülkeyle anlaşıyorsunuz, problem yaşıyorsunuz başka kaynaklar falan ama kağıt üzerindeki hedefleriniz, bu motor ne zaman dönmeye başlar? Yer testleri, uçuş testleri, bununla ilgili böyle bir zaman dilimi konmuş mu? Açıkçası bu tip bütün planlar yapılmış durumda. Şu anda Türkiye... Paylaşabileceğiniz tabii. Tabii kesinlikle paylaşmakta hiçbir sıkıntımız yok. Şu anda Türkiye zaten tasarımına başladı. Türkiye kendi milli muharip uçağının motorunu biz 2026 gibi döndürmeye başlar istiyoruz. Uçak üzerinde ne zaman uçar bu? Uçak üzerinde tabii bu motor teknolojileri biz daha önce de belki bunu döndürebiliriz. Fakat bunların test süresi var. Birkaç yılda tersimiz diyoruz ki 2029-2028 süreçlerin hızlı gitmesi, uluslararası işbirlikleri, mühendislik kabiliyetimiz bir. Biz 2027-2029 arası biz bu uçağı inşallah yerli motorumuzla keseriz. Ama şu anda zaten TAİ'nin geliştirdiği bu uçağımızın İlk uçuş testlerini yapmak üzere uluslararası birkaç firmadan da teklifler alındı. Bunlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eğer bu uluslararası işbirlikleri de netleştiği takdirde Türkiye çok hızlı bir şekilde yoluna devam edecek. Tabii bu süreçte biz durmuyoruz. Bir taraftan bu yabancı firmalarla görüşürken mutlaka her hafta üniversitelerimizdeki bu alanda kabiliyet olan akademisyenler kimlendir? Sizin yaklaşımınız çok önemli. Üniversite işbirliğini çok çünkü ben şuna inanıyorum. Eğer bir teknoloji üretecekseniz, eğer bu üreteceğiniz teknoloji uluslararası rekabette ipi göğüsleyecekse, bu işin içinde kesin üniversiteler olmak mecburiyetinde. Çünkü bir teknolojiyi yapmak değil, bunu yaptıktan sonra, geliştirdikten sonra bundan sonraki trendleri izlemek, gelecek fütüristik teknolojiler neler olacak, bunları akademisyenler takip ederler. Bu akademisyenler bu teknolojileri takip ederek yeni gelişen teknolojileri
TR motorun uygulamada kullanmak üzere TR motorun önüne getirmeler lazım. Böyle bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz. Bir taraftan üniversiteler, bir taraftan bu alanlarda çalışacak master, doktora öğrencileri, bir taraftan da tabii havacılık sektöründe yerli kabiliyetlerimiz son dönemlerde devreye girmeye başladı. Bu anlamda bu havacılık sektörüne hizmet verebilecek altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, lisans, sertifika gibi bir takım ihtiyaçlar olan çalışmalar da bir taraftan kamuoyu, savunma sanayi başkanlığı tarafından bilgilendiriliyor ve bizlerle de temasa geçecek bu firmalar bizlerle çalışabilmesi için neler gerektiğini, nasıl çalışabileceğimiz anlamında ciddi anlamda bir işbirliği var. Çok yoğun bir şekilde bir taraftan TAİ ile birlikte tasarlanacak motorunla ilgili bilgiler, bir taraftan kamuoyunda tedarikçiler geliştirmek, bir taraftan akademik camiada bu alanda çalışmış insanlar, bir taraftan uluslararası bu alanda firmalarda çalışan mühendislerin Türkiye'ye geri dönüşü, bir taraftan da uluslararası mühendislik firmaları, teknik destek alabileceğimiz firmalar, bir taraftan da bu dünyanın bildiği OEM'lerle uluslararası ilişkiler anlamında da kritik olan bu projelerin işbirlik görüşmeleri sürdürülmektedir. Konferans vakti geliyor ama kısa bir iki sorum var. Buyurun. Kısa kısa cevap da sizden alırsam. Buyurun. Okuyucularımız, izleyicilerimiz soruyor. Motor Super Cruise özelliğine sahip olacak mı? Kesinlikle. Hem malzeme açısından, hem görünmezlik açısından, hem bu alandaki Super Cruise ve benzeri teknolojilerle kesinlikle zaten dünyada artık savunma sanayi ya da hava kuvvetleri komutanlığının beklediği fonksiyonları yapabilecek uçaklarda bu teknolojiler, bu söylediğiniz alt sistemler gerekli. Dolayısıyla ve bunu da bir taraftan şimdiden zaten bu çalışmalar hem akademik camiayla hem TÜBİTAK'la hem özel sektördeki bu alanda olan firmalar bizlerle temasa geçtiler. Sürekli zaten bu konularla bizim teknik arkadaşlarımız çalışıyor. Biz çalışmalar ilerledikçe kamuoyuna doğru bilgi vermek, şimdi bu şeyler de çok önemli. Ben daha önce TürkSat Anonim Şirketi'nin kurucu yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak çalıştım. BMC Motor sonrasında. E-Devlet'i biz kurduk. Uydu yapma projesini bizler başlattık. Biz bu insan kaynağını nereden bulacaksınız? Türkiye uydu mu yaptı? Bu Türkiye'nin uydu yapacak insanı mı var dediği dönemlerde akademik camiadan master ve doktora yapmış uluslararası firmalara sadece böyle bir projemizin bahsettiğimizde ben sadece ta 2002-2003'lerde TürkSat'a 100'ün üzerinde uluslararası deneyimleri, tecrübeleri, akademik birikimleri olan insanlar getirdik. Daha bugün sonra uydumuz var. Uyduyu tasarlayabilecek gücümüz var. Evet, uydumuzun olması ayrı bir şey. Bir sürü ülkenin uydusu olabilir ama uydu tasarım kabiliyeti olabilen bir şey. O zaman çok eleştirdiler. Biz arabamızı yapamıyoruz, bilmem neyimizi yapamıyoruz da uydu mu yapacağız? Biz karar verdiğimiz işi yapabileceğimizi gördük. E-Devlet kurarken çok eleştirdiler. Dediler ki ya bir fotokopi çekmek için fotokopi makinesinde 80 kişi bekliyor. Bir nüfus cüzdanının fotokopisini çekemezken siz cep telefonundan, bankadan para aktaracaksınız. Siz dünya Türkiye'nin gerçeklerini bilmiyorsunuz dediler ve ısrarla başladık ve E-Devlet şu anda dünyada en iyi kullanılabilen projelerden birisi. Ve bütün vatandaşlara dokunan bir şey. E-Devlet öyle. Uyduyu öyle ve son dönemde de ben BMC'nin motor geliştirme için sıfırdan kurulmuş TR Motor'un yönetim kurulu üyesi ve genel BMC Power'un yönetim kurulu üyesi ve genel müdür. Eski genel. Orada evet. Ve şu anda BMC Power'un bu içten yanmalı motorlar için yapmış olduğumuz 2,5-3 yıllık çalışmada dünyanın her tarafından bu alanda uzman insanları getirdik. From scratch to prototype dediğimiz gibi sıfırdan başladılar. Ve Allah'a şükürler olsun şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin otonom laboratuvarlarında test edildi. Fonksiyon testlerini geçti ve TÜBİTAK'ta da şu anda Gebze'de de dayanım testleri yapıyor. Yani E-Devlet, uydu, içten yanmalı motorlar ve şu anda da bize dediler ki yerli uçağımızın, milli muharip uçağımızın motorunu geliştirmek üzere bir altyapı, bir sistem, bir ekip kurun. İnanın heyecanla, keyifle bu ülkenin bu kaynaklarını etkin kullanıp artık Türkiye kendi kaynaklarını kritik teknolojilere, katma değeri yüksek alanlara, üniversitelerin içinde olduğu, sanayinin gerçekten uluslararası rekabette ipi göğüsleyeceği alanlara girmediğimiz takdirde varlığımızı sürdürmemiz mümkün değil, ekonomik gücümüzü sürdürmemiz mümkün değil. Bugün ekonomi demek teknoloji demek, savunma demek teknoloji demek, sağlık demek teknoloji demek, teknoloji demek üniversite demek, teknoloji demek
demek, beyin gücü demek. Ve gerçekten Türkiye'de zaten bu yetişmiş gençlik bu projelerle çok etkin bir şekilde kullanılabilecek altyapı hazırlanıyor. İnanıyorum ki çok kısa sırada Türkiye bu hedeflere ulaşacaktır diyor.